Şimdi ekonominin unsurlarından üretimden bahsettik. Şimdi diğer unsurlara bakacağız. İkincisi tüketim. Ürettik. Bu ürettiğimiz mal ve hizmetlerin faydasından yararlanılması süreci tüketim. Tüketimde önemli bir nokta tasarruf. Tasarruf gelirin tüketilmeyen kısmına denir ve tasarrufun ekonomideki önemi de yatırıma dönüştürülmesiyle alakalıdır. Tasarruf oldukça önemli bir kavramdır ekonomi için. Bir de tüketim toplumu diye bir kavramdan bahsedeceğiz burada. O da şu, gelişmiş toplumlarda ihtiyacın ötesinde yaşanan tüketimdeki artış ve çeşitlilik tüketim toplumu ifadesiyle anlatılır. Kapitalist toplumlarda geçerli olan bir ifadedir daha çok. İnsanlar ihtiyaçlarının ötesinde tüketim yaparlar. Bu da bir süre sonra tüketim çılgınlığı dediğimiz bir kavrama sebep olur ve toplumdaki bozulmalara kadar giden bir süreci anlatır. Üçüncü unsur bölüşüm. Şimdi üretildi tüketildi, bir gelir geldi. Bu üretim gelirleri üretime katılanlar arasında nasıl paylaştırılır? Bunun diğer adı da fonksiyonel bölüşümdür. Doğa dediğimiz faktör rant geliri alır üretimden sonra. Emek faktörü yani insan iş gücü ücret alır sermaye faktörü faiz gelirine sahip olur, girişimci de yani müteşebbis de kar gelirine sahip olur. Dolayısıyla tüketim sonucunda elde edilen gelirler bu unsurlar arasında bu şekilde paylaştırılır. Dördüncü unsurda değişim. Üretildi, tüketildi. Üretilen mal ve hizmetlerin başka mal ve hizmetlerle değiştirilmesi sürecine de değişim denir. Eskiden takas olan usulün yerini artık para almıştır ve para en önemli değişim aracıdır. Mal ve hizmetlerin değişiminde alıcıların ve satıcıların karşılaştığı yere ekonomide piyasa adı verilir ve fiyatlar burada belirlenir. Fiyatlar neye göre belirlenir? Arz ve talep ilişkisine göre belirlenir. Arz piyasaya sürülen mal miktarıdır. Talep de toplam tüketim isteğidir. Eğer talep çok, arz az ise fiyatlar yükselir. Talep azsa, arz çoksa fiyatlar düşer. Müzik